Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Amnesia'da Dark Descent'e hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama lakin pek devam etmek istemiyorum. En son ne yapmıştık biliyor musunuz? En son bir tane ilaç yapacak, ilaç değil. Bir tür karışım yapacaktık ki yolumuzdaki engel olan şu organik bileşenleri yok edecektik. Düşündükçe içim ürperiyor. Şunu değil, şunun gibi sırf şuradakiyim ama şunu bir açayım ben. Şu lanetçi, şu pislikçiyi. Sağlam ve esnek, elle veya herhangi bir aletle yırt. Ses çıkıyor. Ses çıkıyor dokunduğunuz zaman. Neyse, şu an bende ne var? Kimya kabı var, yani laboratuvara indik değil mi? Onu yapmışız. O zaman güzel, oyun yerinde save ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam şarap masanın şu aşağıda olması lazım. İçeri giriyoruz. Çünkü bizim yapmamız gereken şey bu. giremiyoruz oley. Yukarı mı çıkacağız acaba? Ay, ah, yukarı çıkacağız. Rüzgarlar esiyor, rüzgar sesleri benim içimi ürpertiyor, beni çok fena korkutuyor. Burası neresi? Biz buradan gelmedik mi? Aşağı inen bir yol daha var. Hareket etmiyor. Ulan ben bu kapılardan çok korkuyorum. Var ya, bu çakılı kapılardan birileri fırlayacak diye. Bu arada böyle ışık tek bir yandan vuruyor. Yüzümün belli bir tarafı gölge kalıyor. Şuralar falan şu anda gölge olması lazım. Farklı bir ortam oluyor diye düşündüm. Böyle arşivlere geldik. Daha buraya gitmek Centerbury'den geçmek anlamına geliyordu. Aile ihmal etmenin getireceği suçluk duygusundan kaçırmak için bir tür ziyaret gerçekleştirmeye karar verdi. Yükleniyor. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda çok güzel bir gül var. Ayrıca hadi kardeşim, ne yüklüyorsun sen öyle ya? Amnesia o kadar da yeni bir oyun değil. Hatta yeni bir oyun değil. Hatta çok eski bir oyun. Ses geliyor. Bir yerlerden ses geliyor. Sakin ol Serdar, sakin ol. Oha! Hacı sen nesin öyle? Sana özel bir isim vermediler. Dev böcek gibi isim. Böceğin büyüklüğüne bakın. Ne yazıyor burada? 16 May 1839. Gözü kara Afrika güneşi yolculuğumuza bela olmaya devam ederek güneş batana kadar kazı işleriyle ilgilenmemizi imkansız hale getiriyor. Profesör Herbert'in nasıl olup da bu devasa işliğin ortasında bu yeri bulmayı başardığı benim için gizemini koruyor. Ona lahit hakkında tekrar soru sorduğumda bana Tin Hinan hepinizin annesi efsanesinden bahsetti. Kendi çapında ilginç bir hikayeydi ama sanki daha fazlası varmış gibi geliyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde kumların altında kumla kaplı taş bir yapıya giden geçit ortaya çıkardık. Profesör bunun aradığımız Leyte olduğuna emindi ve diğerlerine yolu temizlemeler için emir verdi. Soğuk gecenin geçlerine kadar. Yarın devin odasını bulma umuduyla adamları yattık yapının içerisine götüreceğim. Profesörümden ne gizliyor olursa olsun bu kadı Londra'ya ve İngiltere Müzesi'ne götürülecek, güzel şeyler ortaya çıkaracaktır. Hadi bakalım, inşallah. Vatana, millete hayırlı olsun. Artık hangi vatandansan. İngiltere'deniz o belli. Hafif bir baş ağrısı. Sakin, sakin. Adamın başı döndü gidiyor. Peki, bu neymiş?
Bu belgeyle tüm teveccüh ve hizmetimi Brandenburg Baron Alexander'a adıyorum. Bu mukavele özgürlüğüm bana ödenene kadar 3 yıl boyunca hükmedecektir. Buna ek olarak Brandenburg Baron Alexander hizmetimi Prusya Kraliyet Sarayı'na önerecek ve Kara Kartal Tarikatı mahremiyeti içinde tutacaktır. Bu anlaşma hiçbir şart altında bozulmayacaktır. Wilhelm Gerich Meclisi. Bunlar Illuminati bir şey kurmuşlar. Gelen olursa ağzınızı burnunuzu kırarım valla. Sandalye var elimde. Elimde sandalye varken kimse Serdar'a yaklaşamaz. Yaklaşabilir de alamaz. Burada bir şey yok. Burada bir şey var mı? Yağ gerek bana. Orada bir şeyler varmış gibi sağ tarafta. Yok oraya daha sonra. Sakin sakin sakin. Hah. Böyle yaka yaka gidelim ışıkları bence. O ses neydi? Sesler duyuyorum. Hiç de hoş olmayan sesler duyduk az önce. Ulan birileri karşımıza çıkacak diye ödüm kopuyor var ya. Burada bir şey yok. Bir de şu çekmeceleri ararken arkamızdan dam gibi bir şey geçirecekler. Bu arada birazcık sessiz olmaya çalışıyorum gördüğünüz. Yazarken ellerim titriyor. Başıma gelen musibeti eğer fazla oyalanırsam zihnimin beni yanıltacağından korktuğum için hemen belgelemem gerektiğini hissediyorum. Bugün bazı adamları alarak ortaya çıkardığımız karanlık antik geçidin içine girme cüretini gösterdim. Meşalelerimiz yoğun ve ağır havada yavaş yanarken yer altına doğru yola koyuldu. Adamların balta inançları vardı ve oldukça endişeliydiler. Gürültülü bir şekilde aralarında tartışıyorlardı ve tuhaf dilleri beni rahatsız ediyordu. Gücümü toplayarak onları yokuştan ve kırık basamaklardan aşağı devam etmeleri için bağırdım. Kabaca yontulmuş geçit beni şaşırtıyordu. Beklediğimiz 4. yüzyıl yapısından çok daha eskiymiş gibi görünüyordu. Bükülen yol büyük bir antreyi ortaya çıkardı. Duvarlar daha önce hiç görmediğim türdeki heykellerle birlikte sıralanmıştı. Doğaüstü kalitelerine rağmen onlara karşı garip bir aşinalık hissettim ki halen yakamı bırakmadı. Odanın en uzak tarafında büyük bir taş levha daha ötede her ne varsa mühürlemişti. Adamlara onu kaldırmaları için emir verdim ve ben dar boşluktan geçerken ağır taş aniden düştü ve beni içeri hapsetti. Kapana kısılmıştım. Demek ki birileri seni içeride istiyor. Yalnız ben şuraya gitmeye korkuyorum ama başa gelen çekilir diyerek ben buraya dalacağım. Ya kardeşim sen onları düzgün tutmuyorsun ya. Her şey yerine koy, her şey sakin. Gaz, gaz yağı. Çakmak kutusu da aldım. Çakmak kutusu da aldım. Ha doğru şey, çakmak, kibrit çöpü daha icat edilmedi bu dönemde. Çakmak kibrit çöpünden önce icat ediliyor. Yani o da herhalde şey olarak işte gaz, çakmak kutusu olarak. Ben çok korkuyorum. Odadan odaya geçiyoruz. Bu nedir ya? Merhaba. Ev sahibi. Barış için geldim. Siz dünyaları korkutmak gibi bir niyetim yok. Kilitli diyor. Tam geri dön. Rahatsız etmeyelim biz adamları. Onlar içeride işlerini yapsınlar. Rahatsız etmemiz için hiçbir neden yok. Tam burada daha anahtar almadık ama anahtar almamız lazım bir tane. Abo. İçimde çok kötü bir his var. Oy.
peki? Abi. Abla artık neysen. Açıkçası onunla pek ilgilenmiyorum. Senin direkt var olmanla ilgileniyorum ben. Daha doğrusu var olmaman. Güzel resimlermiş. Burası neresi? Londra herhalde. Londra değil, Almanya şehirlerinden birisi olmalı. Prusya'ya yakın çünkü. Prusya tam olarak ne devlet onu tam olarak bilmiyorum. Alman devleti herhalde değil mi? Güzel resimlermiş. Ya başa gelen çekilecek kardeşim. Ne senden mi korkacağım ulan? Evet, muhtemelen şu sandalyeyi alıp şöyle şey gidecektim. Sen misin Banyan Bakan diye, ama oyun savaşmama izin vermiyor. İşte oyun savaşmama izin verse var ya, ağzını onu kırarım bunların ben. Ama kırmayacağım. Ben kıramam bile. Ben kimim oğlum? Senin ağzını... Kayaları şey zannettim. Şu kayalar var ya, adam zannettim. Şu böceklerin boyutuna bak. Şu böcekler hep ses çıkartıyor. Diye. Bu ne be? Yakamıyoruz. Git. Of. Gidin. 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 Çok dağınık bir insan değil mi? Sen de git. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, içeride kaldık. Yerel tarih odasına giden kapı kilitli, başka bir giriş var mı? Ha, buradan çıkmanın başka bir yolunu bulmalıyım. Çıkarız. Şu bir tane delik gördüm sanırım, o deliği nasıl kıracağımı gayet iyi biliyorum. Ben bu oyunu aslında iki defa bitirdim. Hani dediğim gibi ikisi de çok önceydi ve iki defa bitirmeme rağmen şu an iliklerime kadar korkuyorum. Bunun içinde ne var mesela? Şunu yakasana. Bunun içinde hiçbir şey yok mu ya? Hah, bir tinderbox, çakmak kutusu. Hoş bir mekanmış, güzel. Şöyle bir okuyalım. Gir, masanın altına gir. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. Gitme, gitme, ışığa gitme, ışığa gitme. Işığın sonu kötü, ışığın sonu kötü. Işığa gitme. Geri git. Geriye. Harbiden geriye gidebiliyoruz şu an, ama geriye gidince kötü bir şeyler olacakmış gibi hissediyorum. Bakalım ne olacak. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic. Geri döndüm. Hafıza dolmuş. Arkamı dönemiyorum. Call of Duty yanım sattı. Arkamı döndüğüm adamın pat diye tokat çakıyordu. Dokunayım mı ışığa? Dokunayım mı? I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. Kısacası uyuşturucu çektin yani, tek açıklaması bu. Hemen yamultma hikaye Daniel, hemen yamultuyor bu adam. Hemen bahaneler üretiyor, yok o oldu bu oldu, tabi canım. Yargıçlar da böyle anlatacak şimdirsin umarım. Prusya Krallığı. Güzel krallıkmış. Bayağı büyükmüş sanırım.
Dur bakalım şey yapabilecek miyim? Haritayı bakabilecek miyim tam olarak? Hiçbir şey anlamıyorum. Şurası. Şu kısım Danimarka sanırım. Burası Danimarka'ysa şu tarafa doğru Fransa falan olmalı. Borussia diye okunuyor. Neyse. Şuradan içeri gireceğiz herhalde. Burası da böyle ilginç bir yermiş. Bunun içinde ne var diye bir bakalım. Hoş, güzel şeyler en azından. Tüm bu korkulu şeylerin için. Gene mi ya? Hacı, sen neden sürekli hatırlıyorsun ki? When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here. Bu konuşan Alexander bu arada, haberiniz olsun. Let's get the servants working on it. Öldürmeye çalıştığımız adam. Ulan oyun kaçtı yılda çıktı, ben hala oyundan ödüm kopuyor ya. Tamam, şimdi bunun başında bütün gün böyle durup şey yapmamak için her şeyi her yere bakmamız lazım. Dikkatli bir şekilde. Gözden kaçırmamamız lazım hiçbir şeyi. Seni yakmaya gerek yok. Yakamıyorum zaten ilginç bir şekilde. Bu kadar mı buranın şeyi? Yok mu başka bir şey? Allah Allah. Ha, elle kırılacak bir şey değil diyor ama bunun için bir şey bulacaktık sanırım. Hop şunu kaldıramıyorum bunu. Çok güçsüz kaldım. Ne oluyor lan? Şey, akıl sağlığımı söylemiyor ne durumda olduğunu. Ne yapmam lazım benim? Şurada yapacağız artık ne yapacaksak. Tamam, burada yapacaksak. Ne yapacaksak burada yapacağız, okey. Ama öyle ki ne yapacağız? Elimde bir şey var mı? Elimde hiçbir şey yok. İşime yarayacak bir şey yok en azından. Cam, kaseyle şeyi kıramam. Duvarı kıracağımı pek zannetmiyorum. Şöyle şunların üstüne falan bakacağız, bakalım diyeceğim ama. Ha dur bakalım. Şövalye kafası. Şövalye kafası daha hemen yardımcı olur. Ya şövalye kafasıyla kırdım işte. Online bu adamın kuvvetini ya. Ne oluyor? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Şunu bir yakalım da. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Dandel. Bu güzel anıdan sonra da şunu alırım yani bu güzel anıdan sonra. Hadi bakalım. Bu ne? Açamıyoruz bunu. Peki bunu nasıl açabiliriz? Çok nazikçe bu şekilde açabilirsiniz. Kültür yönünden zengin olan bir başka bir bölge Doğu Prusya ormanlarının derinliklerine kalan Altstadt'tır. Asırlardan beri bu küçük köyü ve komşusu Brandenburg özeyi sarılan hikayeler süre gelmektedir. Sakin ormanlarda bezeli dağların aralıklı göllerle donanması her ne kadar resmedilmesi bir manzar gibi gözükse de bölgenin kendisi karanlık doludur. Bir yerliye sorun ve size yaygın batı inançlardan kanatlarını anlatıp duracaktır. Tüm gezginler bu tür konuşmaların oldukça heyecanlı bir eğlence kaynağı olmasından dolayı bu sohbetlerden zevk alır. Her biri hikayelerinden kendine göre bir anlam çıkarır ama bazı motifler tekrar tekrar ortaya çıkar.
Bu hikayenin kökeni 30 yıl savaşlarına kadar uzanmaktadır. Söylenene göre sorumluluklarını terk eden askerler soğuk karanlık ormanda kaybolmuş ve sonsuza dek bölgeyi gezmek üzere lanetlenmişlerdir. Bedenleri bozulmuş, ruhlarına oluşmuş, onlar deforme olmuş ve herhangi bir özden yoksun halde bırakmışlar. Birçok kişi onları gömmüş, görmüş ve şekilsiz, kötü hayaller olarak tarif etmiştir. Gözlerinden uzakta, başkalarının bakışlarından çekinerek ormanda sessizce hareket ederler. Canlı yaratıkları çalma konusunda gösterdikleri hırstan dolayı toplayıcılar olarak çağırırlar. Onların varlığını açığa çıkaran şey ise arkalarında ıslak çuvallar içinde sürüklenirken can çekişen avlarını çıkardıkları seslerdir. Ne tür karanlık düzeni takip ediyorlar? Heinrich Cornelius Agrippa, meşhur bilgin, 16. yüzyılın başında Altstadt'ı ziyaret etti. Geçmiş krallıkların kanıtlarını ararken yer alan anda 2 hafta kadar ikamet etti. Kalışı sırasında topluluğun önde gelen insanlarla ilgili davranmışlardır. Ve o zamana ait birçok kayıtta ismi geçmektedir. Bir gün Kuzeybatı'daki orman açıklığında kalan bir kazıyı görmeye gitmiş ve bir daha haber alınamamıştır. Heinrich'in o 10 yıl kadar sonra Grenoble kentinde olduğu bilinmektedir. Altstadt'a yaptığı ziyareti hiç olmamış sayması orada gerçekten neler olduğunu merak ettiriyor. Tamam. Orman içinde uyuyan bu küçük köyü ziyaret eden bu gizemli adam kimdi ve ona gerçekten ne oldu? Brandenburg bağlı Altstadt yakınlarında ki karesinde ailesiyle münzevi bir hayat sürmektedir ve birçok soyluya olduğu gibi Trikolar da ünvan gibi babadan oğula geçti. Tarihi araştırmak kalenin 16. yüzyıl sonlarında yalan kül olmasından öncesine ait pek bilgi vermiyor. Kale Prus devletinin koruyucu rolünü üstlenen Rheinlandslı bir soylu olan Alexander tarafından tekrar inşa edildi. Alexander bölgenin gelişmesine yardım etti ve bilinen yaşam süresi boyunca popülerliğini korudu. Aile, iş, miras ve soya geldiğinde her zaman gizemini korurdu. Bu yüzden Alexander'ın doğumu, ölümü ve çocukları hiçbir zaman tam anlamıyla kayıt altına alınamadı. Alexander o zaman bir soy isim. Beş dakika. Rheinlandslı bir soylu olan Alexander tarafından tekrar inşa edildi. Yani Alexander bir insan, belirli bir insan, aile değil. Ve burada diyor ki Alexander'ın doğumu, ölümü ve çocukları hiçbir zaman tam anlamıyla kayıt altına alınamadı. Alexander'ın öldüğünü söylüyor burada. Benden bu kadar. Ve izlediğiniz için bize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.